Çok para lazım, çok can. Ah, annemin kemoterapi olması lazım. Bizde kuruş pula bile yok. Kaç para lazım ki? Tedavi süresini bilmiyorum ama aylık 4000 TL falan. Of, çokmuş ya. Bende o kadar para yok ki. Hepsini evden kaçarken aldım. Of, ne yapsak? Acaba dedeme mi sorsam? Verir mi ki? Verir vermesine de. Şimdi çok soru sorar. Neyse ya. Onu yapmayalım. Sonra foyamız ortaya çıkar. İkimiz de patlarız. Benden çıksa 500 çıkar. Ne yapsak? Evden bir şey mi satsak acaba? Yok, olmaz öyle. Ben anneme söz verdim. Namusumla para kazanacağım. Uf, ne yapacağız? Sen yarın o bütün paranı getir. Onunla ticarete gireceğiz. Yani onu çoğaltacağız. Sen de sermaye, ben de iş gücü. Kapış? Ne yapacağız? Ya sen şimdi dersine git. Yarın saat 2'de parkta buluşalım. Detaylı anlatırım ben sana. Tamam, gelirim. Sakın geç kalma ya, çok önemli. Tamam, geç kalmam. Benim için de önemli. Melek anne iyileşsin yeter. Olacak, olacak. Kurtaracağız onu. Dur Memo. Az kalsın unutuyordum. Bunu sana aldım. Kaç gündür cebimde. Artık bununla haberleşeceğiz, al. Kralsın be oğlum. İçine sim kart da koydurdum, hala hallettim. Kontürü de yüklettim. Artık oradan konuşuruz. Eyvallah kardeş. Hadi git artık, görünmeyelim. Yoksa anlarlar. Bu para az. Daha çok para lazım. Söyle. Birazcık harçlık alabilir miyim? Harçlık mı? Ben sana daha yeni harçlık verdim oğlum. Ne yapıyorsun sen bu kadar çok parayı? Merak etme, harcamıyorum. Ne yapıyorsun peki? Kardeş köy okullarına yardım kampanyası var da ona katılacağım. Aa, bak bu çok iyi. Yardım etmek her zaman çok iyidir. Verelim bakalım. Bu yetmez. Yetmez. Şimdi yetti mi? Çok teşekkür ederim dedeciğim. Sizi çok seviyorum. Dayımla da zaten yarın işe çıkacağız. Tabii bulacağız oğlum. Tabii bulacağız. Esas sen takma kafana bunları. Ben çalıştığım şirkete de haber bıraktım. Evden falan isteyen olursa önce beni gönderin dedim. Tamam dediler. Öyle böyle el birliğiyle hepsini kazanacağız oğlum. Sen takma kafana bunları. Anne. Canım. Sen çalışma. Zaten hastasın. Olur mu öyle şey yavrum? Hiç olur mu öyle? Emom sen bunları kafana takma. Sen okulunla, derslerinle ilgilen, tamam mı? Tamam. Annem. Sermayemizi de alalım. Memo ne planlıyor acaba? Kim bilir? İyi ki tanıdım ya şu Memo'yu. İyi ki arkadaşım oldu. Keşke burada birlikte kalabilsek. O zaman hiç canım sıkılmazdı. Hazır mısınız Can Bey? Geliyorum.
Baba, ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Asım bırakacak seni arkadaşına. Tamam. Fazla geç kalma. Dönüşte de Asım alacak gene. Serkan'ın babasını görürsen de benden selam söyle. Tamam, söylerim dedeciğim. İyi çalışmalar sana. Beri'yi çıkarmıyorsun ya. Oğlum, tamam mı? Bak hava soğuk. Tamam anne, çıkartmam. Koşmak yok Memo. Terlemeyeceksin. Önünü de açma oğlum, Ayaz var. Tamam anne. Memo, ışıklara dikkat ediyorsun. Arabaların önüne öyle atlamak yok bak. Tamam. Bir de çok durma bugün zaten. Ayaz var. 1-2 saat hemen çabuk çabuk yap. Doğru eve, tamam mı? Tamam anne ya. Ya yok oğlum anneye. Ya bakkalda, sevgilin son durakta. Nerede? Nerede? Ya o zaman sen kaşındın. Ne? Oh. Tamam, düşüneceksin. Tamam. Hadi iyi o zaman, ben kaçtım. Hadi bakalım ya. Dayısı kılıklı vır deyince öldürecek illa. Buyurun küçükler. Teşekkür ederim Ali abi. Sizin içeriye gelmenize gerek yok. Ben tek başıma giderim. Peki efendim, nasıl isterseniz. Dersiniz bittikten sonra ben sizi almaya gelirim. Tamam, sağ ol. Nerede buluşacağız? Kadıköy tiyatrosunun önünde, tamam mı? Kadıköy mü? Evet. Yoksa bilmiyor mu lan? Ben hiç Kadıköy'e gitmedim ki. Hayda. Oğlum İstanbul'un kalbi lan. Yok, ben oraya hiç gitmedim. Allah'ım ya. Şu Süslü Sarayı'ndan çık be kardeşim. Aa, taksiciye söyle, zaten getirir seni o. Tamam. Sen de bedavaya tur rehberi buldun ha. Ne şanslısın. Evet, hem de VIP tur. O ne lan? Ya şey, neyse salla ya. Ne? Salla dedim oğlum, salla. Vay be, şimdi doğru düzgün konuşmaya başladın mı oğlum? Hiç bozma ha, böyle devam, kapış. Hadi görüşürüz sonra, yine kapattım ben. Hadi görüşürüz.